Yavaş yavaş öldüreceğim. Alo. Bir saniye efendim. Sizi dinliyorum Memati Bey. Allah'ın delisi. Oyun oynayacak zaman mı? Böyle böyle avunuyoruz efendim. Avunma zamanı değil. İntikam zamanı. Sensiz yapmaya kıyamadım. Büyüksün babacığım. Nereye geleceğini biliyor musun? Allah'ın delisi. Efendim, telaşla adresi almayı unuttum. Gel gel. Neredesin Abdurek? Abi, Memati abi çıldırdı. Biliyorum çıldırdığını. Çabuk Haşim Ağa'nın yanına git. Ne yap ne et bu işi durdur. Ayıldın mı? Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Seni şimdi kim kurtaracak? Memati, hiç yakışmıyor sana. Beni benzete benzete. Çekirgeye mi benzettin? Haklısın. Çekirge güzel hayvan. Boş boğaz ama güzel. Sen hayvandan da aşağısın. Memati. Cevizin hayvanını da sevmem. Hayvandan aşağı olanı da. Thank you.
Neredesin Pusat? Abi takipteyiz. Neredesin diyorum. Tam yerini söyle bana. Abi Beykoz sahil yolundayız. Ben gelene kadar uzak mesafeni koru. Geliyorum. Tamam abi. Ağam öldürecek miyiz? Alo İsmail, ben Baran. Adamları toplan, Orşinlilerin yerine gidiyoruz. Dedemi alacağız. Ölme daha, işimiz var. Nerede? Hazır. Abdül'e geldi ağam, sizinle görüşmek istiyor. Getirmiş mi emaneti? Yok ağam. Niye gelmiş o zaman? Yolla gelsin. Haşim ağayı görmeden gitmem diyor.
Hayırdır? Niye geldin kardeş? Polat Alemdar oğlunu almış. Onu söylemeye geldim. Ara sesini duyalım. Arayabileceğim yerde değil. Ama buraya getirecek. Kardeş, ben sizin sözünüze inanırım. 24 saat dediniz, inandım. Vakit doldu. Daha benim size diyecek bir şeyim yok. Haşim'a, bu işin sonu felaket. Eğer sen Memduha'ya bir şey yaparsan... Tehdit mi ediyorsun Abdüley? Tehdit etmiyorum. Oğlun ölecek. Bunu sen benden iyi bilirsin. Sağ mı? Sol. Sağ mı? Sol. Aman. Gideyim şuradan. Biliyorum. Dedem hiç için ölecek. Ölmeyecek. Abi, Polat abi bizi buradan aldı. Hala çocuğu bulamadı. Artık siz karışmayacaksınız. Biz halledeceğiz. Ben içeri giriyorum. Haşim yok derse ilk kurşunu ben sıkacağım. Siz onun üstüne gireceksiniz. Tamam mı? Abi. Tamam mı? Tamam abi. Hmm?
Ben sıkmam. Sıkacaksan sen sıkacaksın. Ne demek görüştürmüyorum? Haşim Ağa kabul etmiyor seni. Efendim abi. Haşim'e telefonu ver. Oğluyla konuşsun. Tamam abi. Ağana götür. Oğlu telefonda. Ağam, ağam gözümüz aydın. Alo. Oğlum. Soy. Biraz burada yan. Devamı öbür tarafta. Sana çok teşekkür ederim Memati. Oldu. Efsane olarak yaşayacağım. Cesedimi kimse bulamayacak. Sen hele bir kellene kadar yan. Ben kelleni bir yere dikerim. Gelen geçen tükürür. Lan. He? İki üç dakikaya ayakların yere değer Ersoy. Thank you.
Memati Bey. Memati Bey. Aç gözünü. Ne yapıyorsun be? Oh be. Oh, çok şükür. Nasıl seni kandırır Abdüleyha? Nasıl kandı? Kandım abi. Ya dünkü çocuk musun Abdüley? Abi nereden aklıma gelirdi Memati abinin yalan söyleyeceği? Şimdi burada iki ailenin birbirine olan husumetinin bitmesini istiyorum. Bana vermiş olduğunuz sözü yerine getirin. Memduh ağa da yorgun, ben de yorgunum. Bize müsaade edin. Hadisenin sıcaklığı bir geçsin. Tekrar bir araya gelir konuşuruz. Olayın sıcaklığının geçmesini beklersek... Haşim ağa haklı. Aileler var. Herkesin konuşup düşünmeye ihtiyacı var. Peki. Yarın tekrar konuşalım. Gel buraya. Hamide gitti ki. Ersoy Ulu Bey geldi. Acele gelsin. Başka kimse burada olduğumu bilmeyecek. Ana, ne zaman döneceksin? Seni götürmeden dönmeyeceğim. Ana, benim burada işlerim var. Bitirir gelirim. Akıllı ol oğul. Bitersin. Bir daha gelemezsin. Uğurladın kepaze bittin arkadaş. Bu kepaze. Yazık var. Ersoy Ulu Bey diye biri seni aşağı çağırıyor. O kimmiş? Bir arkadaşım ana. Yukarı çıksın. Sen hastasın. Gelecek durumda değil. Ben geliyorum ana. Hamido. Ana karışma. Hamido. Geçmiş olsun. Bırak üstünü yakamı. İsteniyorum Hüsnü. Hüsnü Bey Memati Bey'in yanında efendim. Ne demek Hüsnü Memati abinin yanında? Niye bırakmadın öleyim? Efendim, alacağımız intikam var. Bu kafayla mı lan? Bu kafayla mı? Çık dışarı. Gel buraya. Bize haber vermeden sen baranları nasıl bırakıp gidersin? Çok acil bir durum Cahit Bey. Neymiş acil durum? Gitmeseydim Memati Bey cehennem ateşleri içerisinde yanmış, bitmiş, kül olmuştu. Ersoy Ulu Bey de maalesef elinden kaçırmış. Ne? Durumu ağır. Ayakları çok kötü yanmış. Bir bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Doktor, kimse hastanın kimliğini bilmeyecek. Onun haricinde ne gerekiyorsa yapın. Tabii efendim. Tamam Cahit. Tamam Cahit. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Ne detaylı anlatıyorsun? Ne olmuş abi? Memati Ersoy'u kaçırmış elinden. Ne olacak?
nasıl bakacağım? Sana Ulu Bey. Cehenneme gittim geldim Hamid'im. Hamid nerede ana? Oy Zülfüm. Bir arkadaşı mı gelmiş? Tanıdığı mı ne? Onun yanına gitti. Kimmiş ki tanıdığı? Ne bileyim kim? Hamit, gelen arkadaşının ismi neydi? Hangi arkadaşımın ana? Aşağıya çağırdı ya. Ha. Bizim çocuklardan biri. Anam burada diye yukarı çıkmamış. Onu demiyorum. Bir şeyin var mı? Yok usta. Önemli bir şey. İyi. Geçmiş olsun Memati. Usta hatam büyük. Senin canın sağ ya Memati. Gerisi önemli değil. Nasıl önemli değil? Sözünü çiğnedim. Üstüne de adamı elimden kaçırdım. Allah'tan Memduh'u kurtarmışsın. Bunları konuşmanın bir faydası var mı Memati? Yok. Sen iyileşmene bak. Sonra konuşuruz. Sağ ol usta. Var mı bir şey? Yok usta. Hadi görüşürüz. Yok mu Ersun Yıldız Bey? Yok efendim. Peki 2 saat önce giriş yapan bir hasta var mı? Kayıtlarda yok efendim. Kaydı sormuyorum. Acil hasta girdi mi? Hamit birini hastaneye yatırdı mı? Efendim kayıt olmadan hasta girişi mümkün değil. Ne yapıyorsun Gaye? Bir ara Hamid'in hastanesine uğrasana. Bir bak bakalım. Ersoy Ulu Bey buralara gelmiş mi? Müsait misin Sakin Bey? Tahliye hakkında konuşacaksanız müsait değilim savcı hanım. Tabii ki tahliye hakkında konuşacağım Hakim Bey. Benim senin soruşturmaların hakkında herhangi bir yorum yapmama müsaade eder misin? Ben buraya sizinle yakın olduğum için geldim.
Tabii ki sizin verdiğiniz bir kararı sorgulayacak değilim. Haddimi bilirim. Bilmiyorsunuz bazı konularda. Bana bu kadar sert tepki göstermeniz kararınızın yanlış olduğunu, farkında olduğunuzu gösterir. Yoksa her dosya hakkında arkadaşlar kendi aralarında konuşup fikir farklılıklarını ortaya koyarlar. Ben bu adamların Türkiye için neler yaptıklarını biliyorum. Neler yapıyorlarmış insan öldürmekten başka? Dosyada herhangi bir delil yok. İşinizi iyi yapıp delillerle karşıma gelseydiniz. Tutuklama kararını veren de sizin meslektaşınızdı. O da siz de kullanıldığınızın farkında değilsiniz. Siz hiç kullanıldığınızı düşünmüyor musunuz? Ben hissi hareket ediyorsam siz de hissi hareket ediyorsunuz. Benim sizin dürüstlüğünüzden bir şüphem yok. Ama ideolojinizi dosyaya yansıtıyorsunuz. Bizim görevimiz adalet dağıtmak. Rejimi korumak ya da vatanı korumak değil. Vatan olmadan adalet olmaz savcı hanım. Hakimlik mesleği devlet kavramı oluşmadan önce var olan bir meslektir. Bizim devleti korumak gibi bir misyonumuz olamaz. Devlet, adaletin insanlara eşit ve düzenli dağıtılması için vardır. Devleti korumak istiyorsanız bu vasıfta birimler var. Gidin orada çalışın. Selamun aleyküm. Yemin olsun bu sefer öldürürüm sizi. Uy. Cevher. Ulan sen geçen sefer bunun gözüne mi vurdun ki? Bu kimi gördüğünü seçemi? Adı seçemi. Duymadın. Şeref Zazaoğlu gelmiş. Duymuyor musun? Gidin buradan. Yok yok. Cevher buna öyle bir katarak inmiş ki... Bunun gözünden başlamış ta kulağına kadar inmiş. Yırtarım ben onun katarağını. Dünyayı cızcıplak görür. Ben dedim size dayı Kemo helallik vermez diye. Ama hak verilmez, alınır. İmdat, bilmiyor musun? Kemo, şimdi yine de bakalım. Beni sever misin? Sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Ama ben senin üzerindeki bütün haklarım helal olsun. Ne hakkım var üzerimde? Kemo, çenen kırdırma. Cevher, hele bir dur. Var yok ayrı mesele. Hakkını helal edeyim misin? Etmemişsin. Etmiyorum. Kemo, edisindir de inadından böyle söylesindir. Etmiyorum işte kardeşim. Helalliği de mi zorla alacaksınız? Zoru kolayı karıştırma. Et. Et helalleşek. Verek 3-5 bir şey daha gidek. Etmiyorum. De ki valla? Hem vallah da hem beş billah etmiyorum. Anamın, bacımın, avradımın, dinimin üstüne, namusun üstüne yemin ederim ki hakkımı helal etmiyorum. Dayı, bayrakla şerefini unuttu ha. O ikisinin üzerine de yemin ediyorum. Mezhep? Mezhebin üstüne de. Lan ne iş belletisin bu cigersize? Cigersiz ki hem nasıl cigersiz? Lan sen kimsin ki bana hakkını helal etmişsin? He? Etmiyorum işte! Etmişsin! Etmiyorum işte! Etmişsin! Etmiyorum işte! Edeceksin! Etmiyorum işte! Edemişsin! Etmiyorum işte! Etti sen etme! Ne demek etmiyorum lan?
yapıyorum işte. Ne diyorsun anne, nasıl yapalım? Adamın derdi para belli ki. Verelim paraya gitsin. Parayı versek de peşimizi bırakmaz Ünsal. Mesele para değil artık. Yapacak tek şey var anne. Ünsal'ı öldürteceğiz. Fırat bir adam bulur. Terör örgütü yapmış olur. Kimse de arkasını kurcalamaz. Paranın yarısını da Fırat'ın annesine veririz. Bir ömür Fırat'ın annesine mahkum olalım, değil mi? Sen anlamadığın şeylere ne karışıyorsun? Gidip Memati'ye anlat Ünsal'ın geldiğini. Söylediklerini. Bakalım ne diyecek. Abi, Ünsal paraya çöktüğümü öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Öğrenmiş işte bir şekilde. Artist artist konuşma lan. Biraz acemilik yapmışız, oradan öğrenmiş. Aferin. Hatanı kabul et, canımı ye. Kaç yaşına geldik, biz de hata yapıyoruz. Ünsal'ın öğrendiğini nereden öğrendin? Annemle konuşmuş. Şerefsiz. Ne istiyormuş? Ne isteyecek abi? Parayı. Gelsin benden alsın. Alabiliyorsa. Abi kesin kararlıysam yeni birilerine bakalım. Dosya isteteyim mi kurumlardan? Memati ile Abdüle ile baş edemiyorum. Yeni geleceklerle mi uğraşayım bir de? Abi ben de yeni geldim. Hoş geldin. Yeter işte. Bana sorarsan sen de git. Seninle de uğraşamam. Memati abi, Abdüle, sen olmadan ne yapacaklar abi? Ben olmadan önce yaşamıyorlar mıydı? Yine yaşarlar. Oğuz kapıda. Gelsin. Haşim'in oğlunun yerini vermiş ya. Çekiniyor gelmeye. Gelsin dedim ya Hamit. Efendim, bağışlanmaz hata yaptım. Hatanı nasıl telafi edeceksin? İndir silahını. Benim adamlarım hata yapsa da özür dilemek için kafasına silah dayayıp beni bekleyen adamlardır. İndir silahını. Bir dahakine öl Oğuz. Emredersiniz efendim. Evet, herkese haber ver. Konseyi toplayacağım. Bu halde hiç kimseyi toplayamazsın. Yat dinlen. İyileşince kimi istiyorsan çağırırız. Dediğimi yapın. Bugün toplanıyoruz. Ayşim'e de özel olarak haber yolla. Buraya gelsin. Memati abi ile Abdül geldi abi. Tamam Erhan. Tamam Erhan. Ne çay koyuyorsun? Abiler geldi dediler. Abiler geldi de çay içecek halleri mi var? Sen ne zaman nabız yoklamayı öğreneceksin? Hmm.
Oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Arkadaşlar, yollarımızı ayırma vakti geldi. Nasıl yani? İkinizi de kardeşim gibi seviyorum. Sevgiye dair bir problemimiz yok. Ama bundan böyle sizinle çalışmak istemiyorum. Varsa hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Bundan sonra yollarımız ayrıdır. Usta tamam, haklısın. Affedileri bir hata yapmadım. Fevri davrandım. Memati'cim, bu senin yapın. Sen fevri davrandığın için Memati'sin. Benim seni değiştirebilecek bir gücüm yok. Böyle bir niyetim de yok. Abdürey de inatçı. O da böyle yaratılmış. Ben artık ikinizle de devam etmek istemiyorum. Bu da benim yapım. Usta. Dinleyecek bir şey yok Memati. Tek taraflı bir karar bu. Tamam, ben seni sonra ararım. Neymiş durumu Ersoy'un İlhan'ım? Yaşıyormuş ağam. Ama ayakları yanmış. Biri kırıkmış. Durumu da kötüymüş. Ölmemiş yani. Yok ağam. Hamit ararsa seni görüşmek için konsey zamanını bildirsinler. Katılacağımızı söyle. Ağam, adam bitmiş, darmaduman olmuş. Biz niye onun yanında yer alalım? Kumar masasına oturan adam eğer kazanıyorsa hep kazanır. Kaybediyorsa da hep kaybeder. Ersoy Memati'nin ruletinden çıktı. Yaralı maralı. Belli ki ölmeyecek. Rulet oynama sırası Ersoy'da. Niye gelip dolu silahı kafamıza dayasın? Biz ilaç satmıyoruz. Uyuşturucu satıyoruz. Polat'la Memati'ye yanlış iş yaptıramazsın İlhan. Ersoy'a her şeyi yaptırırsın. Geçmiş olsun. Sağ ol Ayşim'a. Benim oğlumu niye kaçırdın? Öldürecekti Memdu. Niye öldürsün oğlumu Memdu? Bir gün yanımda kaldı. Konuyla alakası yok. Onun yoksa da adamlarının var. Top oynarken almadım oğlumu. Adamlar hem oğlunu götürecekti, hem de Memduh'u. İki taraflı savaş çıkacaktı. Aldın madem, niye getirmedin hemen? Haşim'a, hesap sorasın diye çağırmadım seni. Oğlun yanında mı? He, yanımda. Sağ mı? Salim mi? Evet. O zaman teşekkür et.
Yanımda yer al. Olacak bir şey yok Abdüley. Adam haklı. Ben bir şey mi dedim? Kabul et oğlum. Bak ben hata yaptığımı kabul ediyorum. Sen de Hamit işinde hata yaptığını kabul et. Ben senin kadar, kovulacak kadar büyük bir hata yapmadım. Senin hatan da bu. Kabul etmiyorsun hatalarını. Etmiyorum. Çok ağır konuştu çok. Ama usta haklı. Bana en çok koyan da kalkıp gitmesi oldu. Değil mi Abdüley? Nereye gidiyorsun? İşine bakar han. Yürü Abdüley. Nereye gidiyoruz? Ömer babaya. Sen git ben gelmiyorum. Git git iyidir. Başka türlü o şişkinliği atamazsın. Yürü dedim. Benim kimseyi dinleyecek halim yok. Ben nereye, sen oraya. Seni bana emanet etti usta. Hadi yürü. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Baba sen misafir kabul edersin. Sormama hiç gerek yok. Ya gel gel, hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bu delikanlıyı tanıyorum. Öpeyim. Ha, bizim imdat. Ne oldu Kemal? Kalk kalk. Tansiyonun mu düştü? Buyurun şöyle otur. İmdat, get Kemal abine tuzlu ayran getir. Tabii hakkını helal ediyse. Hakkımı helal etmiyorum. Aa görürsün baba işte. Et mi? Aa şimdi söyle. Ben şimdi ne dem am bu namussuza? Evladım, böyle zorla helallik istenmez. E sen bu Kemal gibi bilmişsin. Bunlardan güzellikle bir şey istenmiyor ki. Ayranı getireyim mi, getirmeyeyim mi? Ya git kendin iç ayranı. Bir şey konuşayım da. Tamam dayı. Bana bir baştan anlatın meselenizi. Anlatacak bir şey yok ki baba. Zamanında biz bununla niza yaşadık. O benim paramı hiç etti. Ben de onun kendisini hiç ettim. Ama gittim karşısına, bak kardeş dedim, gel helalleşek. Tabii seninle konuştuktan sonra, yoksa benim onunla konuşacak bir şeyim yok yani. Yani o malum mevzu var ya, onu bir daha yaşamayan diye.
Ama iki cihanda da helal etmeyeyim diye. Sen ne yaptın? Görmüyor musun halimi? Ne yaptılar? Oğlum, ben sana demedim. Kemo, depemin dasını attırma. Seni pis dögerim. He? Ha, başka türlü inadın mı Grilli? Sasa, biri seni döverek helallik alsa verir misin? Beni kimse Allah'ın izniyle dögemez. De, hani sen misal verdin diye söyleyeyim. Dayak yememek için helallik de veririm, her şeyi de veririm. Yani. İçinden verir misin? Yok, vermem. Ne vereyim yani? Sen de bu arkadaşın gönlünü tabir edeceksin. Ne? Gönlünü kazanacaksın. Yoksa burada ağzıyla helal ettim dese ne olur, demese ne olur? İnadından et mi? Yoksa içinden neydi? Değil mi Kemo? Etmiyorum. Niye etmişsin oğlum? Sevmiyorum seni. Sanki ben seni çok seveyim. Nefret ediyorum senden. Sanki ben senden... Niye nefret edeyimsin? Senden de adamlarından da nefret ediyorum. Aa, işte bak. Şimdi bir insanın yan içinde böyle nefret varsa, bu insanın içinden o nefreti böyle döge döge çıkarmak caiz midir, değil midir? Dinimizde nefret en büyük günah, değil mi? Sen bu kardeşimizin gönlünü almadıkça, onu sevmedikçe, o da seni sevmedikçe içindeki bu sıkıntı geçmeyecek Sazı. Ya ben insan sevmiyim. Beni sevmiyor musun? Sana insan diye bak mı ki? Mübarek diye bak insan. Ha, insan gider de türbeye küser mi? Sen kendin ne gatsin Allah'ı seversen? Ha, bu da yüz buluyor. Ben insanım evladım. Herkes gibi ben de hata yaparım. Bazen ben de insanların kalbini kırarım. Önemli olan bunu fark etmek. Bu hatadan dönebilmek. Ve kırdığın bu kalbi, gönlü kazanabilmek. Zaza, bir düşün. Sen insan sevmiyorsun ya. Ya Allah da onun yarattıklarını sevmiyorsun diye seni sevmezse? Korkma Kemal. Sen istesin ki Allah beni sevmeye, öyle mi? Evladım, misafir artık benim misafirim. Siz gidin, ben alakadar olurum. Yok yok, ben bunu hiç bırakmayayım baba. Kalk lan, kalk. Ula kalk, kalk. Sen istesin ki beni Allah sevmeye, he? Yürü. Yok, sen beni sevmiyorsun Cevher. Ya seni sevmeyen, dayımı sevmeyen gibi olsun kaderim. Ölsün. Niye? Dayını da sevmeyen, beni de sevmeyen Murat yaşıyor. Ya sen onun yaşadığına hayat mı diyorsun? Buyur abi. Sana demin bacım, kadere değil. Bir şey dediğin yok. Ya niye anlamsın? Murat'ın işi tamam. Diyorlar ki Murat yaralanmış ama kimse duymasın diye de tembihlemiş. Fasol. Görür müsün? Lafını bile dinleten. Yüzünden mi yaralanmış? Yok. Ne yapayım ki öyle yaralamayı? Oradan da yaralayacağım kader. Yüzümü de çizer. Ya ben onun Ezrail'im. Bırak. Pisik'in sıçanla oynadığı gibi. Tom'un Jerry'yle oynadığı gibi oynayalım.
Tavşansın sen. Ne kedisi? Gel hayat. Şeytan değil. Hazır Ezrail'ken hepinizi canlı alam. En sonunda kendi canımı alan kurt. Gitti mi Memati ile Abdüley? Ömer babaya gittiler. Haşim'a gelecek. Gelince haber ver. Tamam abi. Hoş geldin Haşim'a. Hoş bulduk. Memduha'ya haber verelim, o da gelsin. Memduhluk bir durum yok. Senin hatırın için geldim. Hayırdır? Buyur. Senin niyetin halis. İki aileyi barıştırmak istiyorsun. Ama ne Memduh'un adamları ne de benim adamlarım buna hazır değiller. 100 senedir hazırlanamadınız mı? Kolay değil bu işler. Nasıl ağasınız siz ki sözünüz para etmiyor? Ne güzel dedin. Sözümüz para etmiyor. Artık parası olmayan adamın sözü de yok, itibarı da yok. Bu husumet demek para edi ki kimse bu barışa yanaşmayın. Sen bana söyle, kimlerin menfaati varsa onlarla ben masaya oturayım. Pazarlığım kuvvetlidir. Kimse de canıyla pazarlık yapmaz. Polat Alemdar, ben buraya seninle bir sıkıntım olmadığını söylemeye geldim. Ama yanında yer almayacağım. Ersoy'la mı konuştun sen? Madem Memduh'la bir dostluğun var, sen onunla dost olmaya devam et. Ersoy'la konuştum. Diyeceklerim bu kadar. Senin oğlunu elinden alan adamla birlikte hareket edeceksin. Sen benim oğlumun canını kurtardın. Hele söyle bana. Ersoy bunu yapar mıydı? Yapmaz şerefsiz. O zaman seninle hasım olunur, Ersoy'la hasım olunmaz. Anne, Polat abi Memati abileri kovdu yanından. Nasıl? Ne demek o? Bildiğin attı. Yok canım, affeder Polat. Yok anne yok, affedecek gibi değil. Ersoy'u elinden kaçırmış Memati abi. Polat abinin yapma demesine rağmen. Sen Memati ile konuştun mu Ünsal'ı? Konuştum. Yiyorsa gelsin benden alsın diyor parayı. Senin bildiğini Ünsal da öğrenir. Memati Polat'ın yanında olmazsa Ünsal harcar onu. Memati abiyle birlikte hareket etmeyeceğim mi? Şimdilik Polat'ın yanında kal. Memati'nin sağ solu belli olmaz. Bıktım çaycılık yapmaktan. Mafya babasının oğlu oldu ayakçı. Baban da ayakçıydı, mafya babası oldu. Ağlamayı bırak da dediğimi yap. Ünsal ne olacak? Ben onunla konuşurum. Gelebilecek mi Ulu Bey? Gelecek. Madem ki Ersoy Ulu Bey bizi davet etmiş, biz de davet ettiği yerde oluruz.
Kendisine aynen böyle ileteceğim. Dicle! Akşam işim var, geç geleceğim. Peki İzzet Bey. Sen gitmeyecek misin akrabalarına? Yok, evdeyim. İyi, bir şey söylüyor musun? Yok, sağ ol. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Siz kimle helallik alamadınız da geldiniz? Oğlunla. Otur Abdüley. Bir şey mi oldu? Sana kim geldi ki helallik almaya? Abi bize ne? Bugün ilk defa doğru söylüyorsun Abdüley. Çay koyayım size. Sabahtan beri çay içe içe zifte döndük. Derdimiz niye çayından büyük? Nehir o abi. Zehir, zehir. Ne nehri? Polat'la mı ilgili yoksa birbirinizle mi ilgili? Yok. Bizim hiç problemimiz yok. Değil mi Abdüley? Ufak tefek kusurları da görmüyoruz artık. Neticede oğlun haklı. Biz yanlış yaptık. O da bizi kapının önüne koydu. Nasıl koydu? Bildiğin koydu. Dostluğumuz baki. Sizinle artık çalışmıyorum dedi. Sebep? Sebep ne olacak? Bin tane sebep var. Ama bu kovmak ne demek? Biz hata yapacağız, o da bizi affedecek. Abi kovar kovar. Bizimle çalışmak zorunda mı? Senin kafanın almadığı şu Abdüley. Bir, biz sigortadan işe girmedik. Kader belli yaparak buralara geldik. İki, ayrıca burada senin fikirlerini dinleyecek değilim. Ömer babayı dinleyeceğim. Evladım, beni ne dinleyeceksiniz? Hata yaptıysanız gidin, özür dileyin. Özür dilemek de olacak iş değil. Almıyor adam. Gelin benimle çalışın. Nasıl seninle çalışalım? Biriniz dükkan açarsınız. Biriniz çay yaparsınız. Geçinir gidersiniz. Oğlum bizi çekemedi. Sen bizi nasıl çekeceksin? Bir şey söylesene Abdüley. Beni dinlemeye gelmedin abi. Baba, oğlunla bir konuş. Ne diyeyim Memati? Hadi sen çocuklara küsmüşsün, haklısın. Ya onlar sana küserse? Bu işin dönüşü olmaz, yazık olur falan de. Tehdit edeyim yani. Aynen et. Canım bizim dinimiz birlik beraberlik dini değil mi? Ayrılık gayrılık nereden çıkmış değil mi? Bu işine geldiği zaman dini ortaya koyup hüküm isteyenler gerçek dini hiç mi merak etmek istemezler? Ona daha yaşımız var Ömer baba. Hazır elimiz ayağımız tutuyorken vatana millete hizmet edelim. Doğru ya evladım. Siz çok yaşayacağınız için sektör itibarıyla uzun yıllar sonra tövbe eder. Af diler, Allah'a sığınırsınız. İnşallah, inşallah. Samimi olarak benim niyetim bu. Yaşlanınca da Allah'a hizmet edeceğiz tabii. Allah'ın da sizin hizmetinize ihtiyacı vardı evladım. Yok mu Ömer baba?
Oğlumun bile yok. Sen kendi ağzında diyorsun. Allah'ın diye olsun. Duydun mu Abdüley? Baba haklı. Ben katılmıyorum işte. Ayrılık gayrılık bize yakışmıyor. Dost var, düşman var kardeşim. Bize her zaman bölen bu ayrılık işleri işte. Haksız mıyım baba? Tamam evladım. Ben Polat'la konuşurum. Ama siz yarından itibaren dükkanı açmaya gelin. Dükkan dediği cami Abdüley. Sabah namaza gideceğiz. Beni de uyandır. Görüşemiyoruz Ünsal'cığım. Senin işlerin de yoğun, benim işlerim de yaşar. Bazen diyorum ki, bırakayım her şeye gideyim. Hanımla şöyle bir dünya turuna çıkayım. Çocuklar da büyüdü. Bakarlar işlere. Nerede Ünsal'cığım? Bizimkiler muhallebi çocuk. Anaları bizim işlere girmesinler diye İkisini de el bebek gül bebek yetiştirdi. Yenge hanıma hürmetlerimi ilet Yaşar'a. Hakikaten elinden geleni yapmış. Ama neticede çocukların babası sensin. Aslandan aslan doğuyor. Seninkiler de pek meziyetli. Ama seni severim. Sıkıntı çekmeni istemem. O yüzden ikaz etmeye geldim. Hayırdır? Trafik kazası mı yapmışlar? Hızlı mı gitmişler? Çok hızlı gitmişler. 3 kişi öldürüp milyonlarca dolara çökmüşler. Yanlışım var Ünsal. Yok ha, yok. Kenan mı yapmış bu işi? Hem Kenan hem Evren. Diğerleriyle birlikte. Evren de. Asıl işi yapan kızın zaten. Senden başka kimse biliyor muyuz Sal? Ben dostlarımın sırlarını kimseye verir miyim Yaşar'a? Biz dostuz. Müdürü hastaneye alacak mıyız, almayacak mıyız? Alper, niye anlamıyorsun? Hastaneye girişini yaptıracaksınız. Sonra ben onu hastanelik edeceğim. Niye? Çünkü çift taraflı. Belki 5 taraflı oynuyor. Ahtapot gibi her kolunu birine uzatmış. Keselim kollarını, bitsin usta. Yok. Bana lazım. O kadar kolay değil. Önce tuttuğu elleri göreyim ki hepsinin elini birden keseyim. Ben hastaneden sana haber veririm o zaman usta. Hadi bakalım. Kalabalık insanı yoruyormuş. Yok abi. Bence sen açığa aldın. Memuriyetten atmadın. Erhan, istersen onlara çay yap. Bir şey demedim abi. Selamünaleyküm. Ya sen mamuşla porikliyen ne etmişsin hele? Zaza, gel hele otur. Şimdi hem çayını iç hem beni dinle.
Hem tatlı hem tuzlu değilsin yani. Karar ver. Kimin adamısın? Kendi adamın mı? Ersoy'un adamı mı? Benim adamım mı? Babamın adamı mı? Ya ne var gidip mübarek adamın iki sohbetini dinlediysek? Karar vereceksin arkadaş. Gece bar taratıp gündüz babamın yanına gitmek yok. E neden benim özüm gündüz külahlı gece silahlı? Şimdi sen seninkilere kızmışsın. Hıncır benden niye halisin? Benim kimseden hınç aldığım yok. Çelik çomak oynamıyoruz. Herkes rengini belli etsin. Ben bunu bir düşüneyim. Düşün, kararını ver, öyle karşıma geç. Ziyade olsun. Bana müsaade. Tabii ki onda bitiyor. Ersoy mersoy hikaye. Yok, o kadar hikaye değil. Müdür kendini çok akıllı zannedip iyi pazarlıyor. Gel seninle bir oyun oynayalım. Müdürü hastaneye sevk ettirdim. Karşısına seni çıkarayım. Diyeyim ki ya her şeyi anlatacaksın? Anlatsa da kafasını kopartırım, anlatmasa da. Ben onu zevkle öldürürüm. İnci Hanım, ne zamandır attığımız en iyi manşet. O kadar da değil. Bu Ersoy gibilerin dışarıda olması da en çok beni rahatsız ediyor. Üstüne üstüne gidin işte. Hakkında yeterli delil yok da ne demek? Çocuklara talimat verdim. Bu işin peşini bırakmayacağız. Tuğrul Bey, bu manşet çok sert. Bugün çok olumlu tepkiler aldık Peri Hanım. Bazen de sert gitmek gerekiyor. Biz niye böyle haberlerle bu konuya dahil olalım ki? Bir gün savcıya çakıyorsunuz, diğer gün savcının talebinin aleyhindeki karara çakıyorsunuz. Bizim işimiz gazetecilik ve bu tarafsızlığımızı gösterir. Bizim tek işimiz gazetecilik değil ve biz asla tarafsız değiliz. Güçlüden tarafız. Savcı Hanım'ın tekzip metni, lütfen yayınlayın bunu. Tekzip yayınlanmayacak. Dava açsın. Söz verdim. Bana sormadan söz vermeseydi. Bu gazetenin patronu benim. Tuğrul Bey izin verir misiniz? Tabii efendim. Birincisi, bu gazetenin patronu kocam. İkincisi, ben senin için uğraşıyorum. Deli misin sen savcıyla takışıyorsun? Benim için uğraşma. Benim için hiçbir şey yapma. Kendin için ve kocan için kuaföre git. Kendine bakım yaptır. Hediyeler al, aldır. Ne istiyorsan onu yap. Bu tekzip yayınlandığında buranın patronu kimmiş göreceksin. Savcı Bey dosyayı size yolladı. Sağ ol İbrahim. İbrahim! Savcım yüzük çıktı bunun içinden. Aha öyle mi? Dur bakalım sana oluyor mu? Ne alakası var?
Hayırdır Ferit? Leyla, benimle evlenir misin? Olur mu canım öyle şey? Lütfen düşün. Acele etme. Yüzüğü takmak zorunda değilsin ama yanında kalsın. Sana olan ilgimi biliyorsun. Ben seni ömrümün sonuna kadar eşim olarak görmek istiyorum. Umarım sen de olumlu cevap verirsin. Ferit. Lütfen. Çocuklarınız geldi. Gelsinler. Ağam. İlhan, aradan seni ezmeyeyim. Oturun. Ne oldu bu? Otur! Sizden ben hiçbir şey esirgedim mi? Para, alaka, muhabbet. Esirgedin. Niçin sorduğunu bilmiyorum ama belli ki dürüst konuşmamız gerekecek. O zaman konuşalım. Ne esirgedim kızım? 12 yaşından beri yurt dışında yaşıyoruz. Ne sevgisi, ne ilgisinden bahsediyorsun? Keyfimden mi yolladım? Bana ne senin işinden? Bırakıp bu işleri gelip yanımızda taksi şoförlüğü yapsaydın. Yani çocukken sizi yolladım diye mi adam öldürüyorsunuz? Hırsızlık yapıyorsunuz. Nesrin Hanım mı söyledi sana baba? Nesrin'in de mi haberi var? Var. Herkes senin gibi değil. Bak çocuklarının yanında İsviçre'ye gitti. Orada yaşadı. Şimdi bile onların yanında. Destek oluyor. Kalkın. Defolun gidin. Baba, neyse gereği yapalım. Bize niye kızıyorsun anlamadım. Defolun gidin dedim size. Kalkın. Kaldırın beni. Ulu Bey, doktor dedi ki yere basmayacak. Doktorlara söyle. Beni ayağa kaldırsınlar. Ne ilaç vereceklerse versinler. Kim hocam kesilse de oraya gideceğim. Hoş geldiniz Dicle Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun. Baki Bey, eşim burada olduğumu bilmeyecek değil mi? Tabii ki. Konuştuğumuz üzere kimsenin haberi olmayacak. Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Peki problem bende mi? Sizin hiçbir probleminiz yok. Problem bende değil yani. Rezil etsin. Öyle mi? Ben mi sana dedim oraya giderim? Oğlum hadi bana hürmetin yok.
İnsan gittiği yerdeki adamın yaşından, başından, sakalından utanır da helal edeyim der. Etmiyorum işte. Dayı filmin birinde gördüm. Ne filmiymiş? Malfiction dayı. Adamın biri, İtalyan zalısı gibi biri. Biri daha hakkını helal etmeyeyim mi ne? Geçmiş gün, hatırlamıyorum. Silahı böyle kafasına tutmuş. Tam çukura giriyor iki şoför. Silah bir atış Ali. Aynen böyle oldu dayı. Sen bu filmi ne zaman seyrettin? İmdat ya ne dizi? Ya oğlum aç kapıyı at aşağı başımıza hiç çıkaracaksın. Cer sen ne dizin? İkisine de hakkımı helal etme. Yok yok. Siz istiyorsunuz ki Allah beni sevmiyor. Hey, öyle mi? Hey. Ersoy mu? Evet, Ersoy Ulu Bey. Kaydının yapılmış olması lazım. Durun bir bakalım. Aa Gaye. Nilgün, nasılsın? İyiyim, hayırdır? Bir tanıdığımı ziyarete geldim. Ama bulamıyorum. Kaydı gözükmüyor. Arıyorum cevap da vermiyor. Nerede olduğunu bulabilir miyiz? Adı ne? Ersoy Ulu Bey. Bacağı kırılmış. Ayakları da yanmış. Bir bakalım. Kapat şu telefonu. Usta, haklısın ama bizi dinlemeden olmaz. Dinleyecek bir şey de yok, konuşacak da. Çıkmam lazım. Nereye çıkıyorsan birlikte çıkalım. Biz Cahit'le çıkıyoruz. Siz çay kahve içiyorsanız oturun. Keyfinize bakın. Abi niye üstüne üstüne gidiyorsun? Adam atla Abdüley. Hastaneye gitmiyor muyuz? Sağlam adamın hastanede ne işi var? Önce bir hastanelik edelim ki yalancı çıkmıyor. Thank you.
usta mı? Hay Allah'ım ya. Niye bana telefonu kapattırıyorsun? Artistlik yapma lan. Ne olmuş adam gibi söylesene. Ersoy hastanedeymiş, çıkmış. Gaye'ye söylemiştim bak diye. O mesaj atmış. Hangi hastanedeymiş? Hamid'in kaldığı hastanede. Usta haklı diyorum kardeşim. Sen daha Hamid'ine doktor yolla. Moraller nasıl abi? Sıfır. Kim geldi gitti biz yokken? Abi şimdi söylerim. Polat abi beni de sizin yanınıza yollar. Sizin yanınız bizim yanımız mı var? Hepimiz bir çatının altındayız işte. Söyle. Zaza dayı geldi. Alper geldi. Haşim ağa geldi. Ne diyorlar? Abi benden duymuş olma. Burayı mı dinletiyorum? Nereden duymuş olacağım Erhan? Konuş işte. Haşim ağa postayı koydu gitti. Ben Ersoy'un tarafındayım dedi. Yürü Abdül'e gidiyoruz. Abi sen nereye istiyorsan oraya git. Ben gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Ben nereye sen oraya? En azından sen yanımda ol ki her şeyi hepten berbat etmeyeyim. Şirazem kaymış zaten. Ona göre yürü. Seninle böyle mi anlaştık? Böyle anlaşmadık. Ama arkadaş bana öyle şeyler anlattı ki onunla başka anlaşma yaptım. Dedim ki istediğini yap. Kellesi senin. Ne istiyorsun benden? İlk söylediğin yalanda satır kafana inecek. Yetiştirdiğin adamı benden iyi tanıyorsun. Bunun ağzı yalandan başka hiçbir şey konuşmaz. Boşuna uğraşıyorsun. O zaman son kez yalan söyleyecek. Şimdi Ersoy'u da beni de Haşim Ağa'nın üstüne niye yok? Sola çık, sola. Abi burada ne işimiz var? Biz Haşim'in mekanına girip sıkalım. Bak bakalım Polat Elemdar bizi nasıl yanına alıyor. Abi savaş başlatacaksın. Hepimiz altında kalırız. Altında mı kalırız? Anlamıyor musun sen Abdüley? Usta bizi yerin 7 kat altına gömdü zaten. Daha neyin altında kalacağız? Yürüyerek gireceğim.
Buyurun, oturun. Hepinize benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Asıl biz davet edildiğimiz için teşekkür ederiz. Ulu Bey, bir koltuk boş. Gelecek başka biri daha mı var konseyimize? Var. Kim?